Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroelema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümle birlikte Agroelema kariyerimizin 5. serisini izliyor olacaksınız. Bir sonraki karşılaşmamız Karabağ Kupası'nda Lincoln'la karşı arkadaşlar. Bu arada unutmadan bir transfer teklifi gelmişti Pukki için. Hemen ona bir göz atalım. Braga'dan gelmiş, Portekiz'den. Yaşı 30, 11 milyonluk bir rakam diyorum yine. Rakam yanlış. Rakam normalde yanlış. Neyse. 11 milyon euroluk bir teklif isteyebiliriz normalde. Yani tam da Pukki şimdi takıma adapte olmuşken bunu satmak cız ediyor aslında içim ama aslında en mantıklısı çünkü yani şey olarak en mantıklısı çünkü yaşı 30 abi. Yaşı 30. Bunun yerine hemen bir alternatif bakmamız lazım. Yani buradan 11 milyon geleceğini varsayacak olursak 12 milyon falan zorlayabilir miyiz acaba? Deneyebiliriz belki ama 11 milyona biz okey diyelim. Hani 11 milyonu kabul ettiler diyelim. 11 milyon buradan geldi diyelim. Tam olarak 11 milyon gelmeyecek. Onu da aklımızda bulunduralım. Burada da ek olarak 6,5 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Yaklaşık olarak 15-16 milyon olacak büyük ihtimal transfer bütçemiz. Yani bu fiyata onun yerini doldurabilecek, gelecek vadeden bir oyuncu alabileceksek ben Pukki'nin satılması taraftarıyım. Ha aslında nasıl yapmak lazım onu da söyleyeyim. Pukki değil de Drmić'i satmak lazım. Çünkü ben normalde takımın en iyilerini satmam. Her zaman en kötülerinden başlarım satmaya. Ama dediğim gibi arkadaşlar Pukki 30 yaşında her ne kadar çok güzel bir performansı olsa da onu satmak geleceğimiz açısından en mantıklı kararlardan biri. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar hemen kendisinin bir alternatifine bakmamız lazım. Minimum onun kadar verim verebilecek bir oyuncu bulmamız lazım. Bunun için de elbette Sofifa'ya bakacağız. Ne dedik? Yani tahmini transfer bütçemiz 16 milyon olacak. Aha hemen de karşıma çıktı bir tanesi. 76 overall'ı var, 86 potansiyeli var. 19 yaşında Myron Badu diyelim. Myron Badu galiba. AZ Alkmaar'da, Hollanda'da oynuyor. Bu arkadaş beni şimdilik çok ilgilendirdi arkadaşlar. O yüzden ona az sonra bakacağız. Evet arkadaşlar diğer potansiyelli oyunculara baktığımız zaman benim göz bebeğim Ansu Fati var burada. Ansu Fati biliyorsunuz zaten ben onu transfer listesine koymuştum. Ama çok zor bir transfer olur. Yani Ansu Fati'yi almak olağanüstü bir başarı olur yani alabilirsek. 17 yaşında 17 milyon euro değere sahip bir futbolcudan bahsediyoruz. Onun dışında burada Luis hakikaten Luis Suarez'miş lan. Luis Suarez var burada. 22 yaşında 77 overall ve 86 potansiyeli var. 24 milyon değeri var. Boğa kas. Şimdi ister istemez değerlere de bakıyorum çünkü çok fazla transfer bütçemiz yok. Şöyle zaten değerlerden doğru yola çıkacak olursak bir tek Myron Badu ve Ansu Fati var arkadaşlar. İkisinden birini takımımıza almaya çalışacağız. Of of çok iyi. 91-88. Ansu Fati'ye bakalım bir de. Burası da 90-87. Aynen güzel. Ama bu 17 yaşında. Abi bu oyuncu alabilirsek yemin ediyorum olağanüstü bir başarı olur yani. Myron Badu da çok iyi. Fakat yaşı 19. Yani diğer şimdi birbirlerini kıyaslıyorum ya. O yüzden tabii ki de Ansu Fati bir adım daha önde. Hem değeri daha iyi hem yaşı daha düşük. Hem 3 mevkide oynayabiliyor. Burada sadece tek mevki var. Myron Badu'yu Ansu Fati'den öne çıkaran tek şey hızlanması, sprint hızı ve galiba çevikliği. Yok çevikliği de değilmiş arkadaşlar. Sadece hızlanması ve sprint hızı. Bu oyuncunun değerlerine cheat engine'den baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere 75 overall'a sahip, potansiyeli de 87. Şimdi bir de Ansu Fati'ye bakalım derim ben. Ansu Fati'ye baktığımızda ise 76 ve potansiyeli 90. Tamam. Bu oyuncunun izlenmesini istememişiz galiba veya isteyemedik bilmiyorum ama oyuncu hakkında bilgimiz yok. Acaba diyorum arkadaşlar Pukki'yi satsak bu iki oyuncudan birini alabilir miyiz? Eğer çünkü alamazsak hapı yutarız. Bakın çok samimi söylüyorum. Eğer alamazsak hapı yutarız. O yüzden gelin arkadaşlar biz şimdilik Karabağ Kupası'nda karşılaşmamıza başlayalım. Bu arada gerçekten söylüyorum arkadaşlar mutlaka sağ beki bir yedek almamız lazım. Resmen Gertruida'yı orada yani sömürdük abi ya. Resmen sömürdük. Hani nasıl Rockstar Games sürekli GTA 5'i oradan buradan bir şekilde farklı şekilde pazarlayarak satıyor. Bir şekilde GTA 6'yı çıkarmayıp GTA 5'in yani bütün her şeyinden faydalanıyorlar. Biz de aynı şekilde
sezona resmen Gertruida ile öyle başladık yani. O yüzden onun yerine mutlaka bir tane yedek almamız lazım. Bakın yemin ederim Aronson'un sakatlanması bizim açımızdan çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Lagaluga'yı keselim ve karşılaşmaya başlayalım. Umarım bu karşılaşmadan galip ayrılırız. Haydi bakalım, hakkımızda hayırlısı. Ve Karabağ Kupası'nda ikinci tur mücadelesi başlamak üzere arkadaşlar. Lincoln City Agrolumu mücadelesi birazdan başlayacak. İşte görüyorsunuz Henry Onyekuru, Puki, Puaketa, Buendia. Çok güzel kadromuz var ya. Gerçekten çok güzel kadromuz var. Haydi bakalım karşılaşmaya başlıyoruz. Başarılar Agrolumu. Puki'nin belki de son maçı arkadaşlar. Eğer olur da gidecek olursa da gol veya goller atarak gitmesini isterim tabii ki de. Puki'nin önüne çok güzel bir pas. Puki yetişirse büyük tehlike. Puki, ne olur Puki, ne olur Puki. 1-0 öndeyiz. Dakika 10. Puki atıyor. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. İşte Puki. Adamsın be. Çok güzel bir pas. Harika bir şekilde önüne çekti. Kontrol etti. Şutunu çekti. Topallara gönderdi. Teşekkürler Puki. 1-0 öndeyiz bu önemli karşılaşmada. Kadromuz oturdukça daha iyi oynuyoruz, onu fark ettim. Tabii arkadaşlar benim de bir oyuncu olarak yani burada takıma alışma sürecim vardı. Onu da ben atlattım. İşte kadroyu da biraz kendi oyunumuza göre geliştirdik falan filan derken güzel oldu yani. Oo, çok güzel pas. Abi L1 üçgen yaptım, olmadı. Abi defansta niye bu kadar az adam var ya? Ben bir istemeden ofansif falan mı yaptım, anlamadım ki. Çok güzel, çok güzel. Puaketa, Puaketa 2-0. Puaketa ile 2-0'ı buluyoruz. 2-0 öndeyiz Karabağ Kupası'nda. İşte burada hızlı paslaşıyoruz. Puaketa güzel kontrol ediyor. Güzel de bir şut çekiyor. Şimdi açıkçası rakip ne kadar güçlü bir rakip onu bilmiyorum. Puki'nin önüne ya da Henry Onyekuru. Aa, konuşamadım ama Henry Onyekuru. Şimdi Onyekuru. Onyekuru sağ ayak. Acayip üzüldüm. Bakın yemin ederim acayip üzüldüm. Onyekuru'yla ilk golümüze çok yaklaştık. Çok da müsait bir pozisyondu. Maalesef. Yine kendi beceriksizliğim diyeceğim. Ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. İlk yarı sonucu Agrolumu 2, Lincoln City 0. Üstünlüğümüzü ikinci yarıda korumaya çalışacağız. Daha da geliştirmeye çalışacağız tabii ki de. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Onyekuru'nun önüne bırakacağım. Çok güzel bir pozisyon. Çok güzel bir pozisyon. İçeriye orta şut. Topalarda gol. 3-0 öndeyiz. Buendia atıyor. Buendia. Taklalar atarak kutluyor gol sevincini. İşte Henry Onyekuru burada ortayı yaptı. Buendia sadece şutunu çekiyor ve topağlara gönderiyor. 3-0 öndeyiz. Bu maçta acaba farka gidebilir miyiz? Şu an onu düşünüyorum. Yani tamam 3-0 da farklı bir skor ama hani ben 5-0, 6-0 gibi farklardan bahsediyorum yani. Çok güzel bir pozisyon. Of, offside'miş Allah'tan. Ki zaten kalecimiz de kurtardı yani. Ama çok kötü yakalandık burada. 1 metre falan rahat var. Onyekuru'nun önüne çok güzel bir pas. Haydi Onyekuru. Onyekuru ilerliyor. Yerden sert bir orta şut. Kim olan? Drmić. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Şöyle güzel bir gol atalım dedim. Hani biraz artistik, voley falan filan gibilerine. Adamın çektiği voleye bakın ya. Vallahi yani neyse. Ve karşılaşma sona eriyor arkadaşlar. Karabağ Kupası'nda bir üst tura çıkıyoruz. 3-0'lık skorla bu turu geçmeyi bildik arkadaşlar. Son pozisyon hariç bizim açımızdan çok güzel bir karşılaşmaydı. Yani bu nasıl kaçabilir ya? Yemin ederim bu nasıl kaçıyor abi ya? Abi bu, yemin ederim bakın bunu kaçırmak bir başarı ya. Bunu kaçırmak bir başarı. Neyse arkadaşlar, yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar gelin bu oyuncu için yaklaşık 12 milyon falan bir para isteyelim bakalım. Bakalım ne diyecekler. Oo, 12 milyonu direkt olarak kabul ettiler. Abi bunlar böyle yapınca ben işte kendimi kazıklanmış hissediyorum ya. Ve arkadaşlar bir sonraki lig maçımız olan Swansea City karşılaşmasına başlayalım bakalım. Kadromuz gayet iyi.
Belki Gatuida'yı ilk yarıda oyundan alabilirim. Onun yerine Henley falan. Yo, Henley milli takıma gittiydi ya, doğru. Ama onun yerine belki Gibson'ı falan alırım oyuna. Çünkü Gatuida'nın da mutlaka dinlenmesi lazım. İlk 11'de hiçbir değişiklik yapmıyorum. Kadromdan gayet memnunum. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. İşte Puki. Son 3 maçta 3 gol atıyor. Takımına çok büyük katkı sağlıyor gerçekten. Eğer giderse gerçekten çok üzüleceğim ama ondan gelecek olan parayla da başka güzel bir transfer yapabiliriz. O yüzden şansımızı deniyoruz bakalım. Hadi bakalım, karşılaşmaya başlıyoruz. Umarım rahat bir galibiyet alırız. Rakip çok hareketli, çok kıvrak, onu fark ettim. Ama biz de çok iyi savunma yapıyoruz derken maalesef yanıldım. Aa, bu şey değil mi lan, Ayev? Acayip benziyor. Ayev değil mi bu ya? Vallahi oymuş ha. Yemin ederim oymuş. Şimdi o. Vallahi o güzel bir taktik. Buffon. Buffon harika çıkardı. Helal olsun be. Yemin ederim helal olsun. Puki, Puki. Ah, kaleci. Kaleci son anda. Kaleci son anda müdahale etti. Yanlış görmediysem. İşte Puki'nin bu sert şutu. Aynen, kaleci son anda müdahale etmiş arkadaşlar. Yakın direğe, orta. Haydi bir kafa. Bir kafa ve top ağlarda, işte bu be. Merih Demiral. Merih Demiral agrolama kariyerinde ilk golünü atıyor arkadaşlar. Harika bir orta. Müthiş bir kafa Merih Demiral'dan. Tam köşeye, kaleci müdahale bile edemiyor. Kafana kurban be. Kafana kurban. 1-0 öndeyiz Swansea City deplasmanında. Puki'den harika bir çalım, harika bir dönüş, pasını oyna. Güzel, Buendia tekrar, sen de oyna Puki. Bak kaleye, şutunu çek. Geri oynayacağım. Aldık topu fakat offside. Maalesef offside. Poheta'nın önüne bırakacağım. Offside olmasın. Poheta çok güzel vurdu. Maalesef olmadı. Maalesef olmadı. İlk yarı sona eriyor arkadaşlar. İlk yarı sonucu Swansea City 0, Agrolema 1. İkinci yarıda bu skoru koruyacağız, daha da geliştireceğiz. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Uf uf. Çok kötü yakalandık ama kalecimiz kurtardı bizi. Pasımı oynadım. Buendia, bak kaleye. Şutunu çekti ama olmadı maalesef. Çok zordu ya. Güzel mark etmiş adam. Uf uf. Çizgiden yemin ederim var ya, böyle bir şey yok ya. Hernandez, yardır yardır. Sakla sakla. Son 2 dakika zaten, sakla. Pasını oyna, güzel. Puki, haydi Puki. Haydi Puki, haydi Puki, 2-0. Son saniyede golü atıyor Puki. Son saniyede Puki ile golü buluyoruz arkadaşlar. İşte Puki burada sert bir şutla topu 90'a gönderiyor. Harika bir gol atıyor. 2-0 öndeyiz. Bu gol ayrıca maçın sonucunu belirliyor tabii ki de. Karşılaşma sona erdi. 2-0 kazanıyoruz Swansea City karşılaşmasını. Ve arkadaşlar görüyorsunuz, Puki satılmış. Yani hayırlısı olsun. Artık ondan gelecek olan parayla inşallah yani onun yerini doldurabiliriz. Adam ama yemin ederim helal olsun. Golünü çak da öyle gitti valla. Seni özleyeceğiz Puki. Seni özleyeceğiz. Başarılar dileriz sana. Transfer bütçemiz 16 milyona kadar çıkmış arkadaşlar. Şimdi gel gelelim, bu 16 milyona kim alacağız oraya? Bu arada ne kadar eklenmiş diye bakıyorum. 9,5 milyon euro eklenmiş transfer bütçemize. Ve şimdiki transfer bütçemizde dediğim gibi 16 milyon. Hernandez santraforda da oynayabildiği için otomatik olarak direkt oraya eklemiş oyun onu. Ama biz tabii ki de Puki'nin yerini başka bir oyuncuyla doldurmaya çalışacağız. Bu da büyük ihtimal bu arkadaşımız olacak. Yani bütün kozları oynayacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım bu oyuncu almak için. Ansu Fati için yapamayız ama bu oyuncu için yapacağım gerçekten. Myron Badu, inşallah seni takıma alabilirim. Gelecek vadeden bir oyuncu. Alırsak çok iyi iş başarmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuncuya satın alma teklifi götüreceğim götürmesine. Ama bizi terslerlerse
bu transfer döneminde bu oyuncuyu transfer edemeyiz. O yüzden mutlaka bir oyuncunun daha satılmasını mı bekleyelim, ne yapalım onu düşünüyorum şu anda. Aslında dediğim gibi sağ beke, yani Gertruida'nın yerine bir oyuncu daha lazım bize. Çünkü şu an bütün yük Gertruida'nın omuzlarında sağ bekle yani. 16 milyon, yani yaklaşık olarak 16 milyonluk bir transfer bütçemiz var ve bu adamın değeri 16,5 milyon. Çok zor olacak ya. Eğer alırsak gerçekten çok zor olacak. Ha belki ne deriz, işte bir sonraki satıştan pay falan filan deriz, öyle ikna ederiz ama ya da bir oyuncu verebiliriz ama alırlar mı o da ayrı bir sıkıntı. Evet arkadaşlar, transfer döneminin son günündeyiz. Aslında baktığımız zaman acilen bir forvet ihtiyacımız var. Aslında diyorum çünkü Hernandez de o pozisyon için uygun. Burayı mesela santrafor yaptım mı bu adam burada oynar abicim. Gelin biz bu oyuncuyu almaya çalışalım arkadaşlar. 13,5 milyon değeri var. Alabilirsek eğer bence güzel bir başarı olur bizim için. Şansımızı denemekte fayda var. 13 milyonluk bir teklif yapıyorum. 15,2 milyon artı bir sonraki satıştan %14 pay. Sonraki satıştan payı %5'e çekelim bari. Tamam, yani şu an elimizdeki imkanlarla sunabileceğim en iyi teklif bu gibi. İnşallah zorluk çıkarmazlar. Oha. Ha ama tamam, 15.2 milyon sonraki satıştan payı da %5 yapmışlar. Ben %4 yapmışlar. Ben %5 yapmıştım, onlar %4 yaptı arkadaşlar. Bence zorlamanın bir manası yok, kabul edelim. Çünkü gerçekten gelecek vaat eden bir oyuncu ve gerçekten de santrafora ihtiyacımız var. O yüzden kabul ediyoruz arkadaşlar. Bir de oyuncunun kendisiyle görüşeceğiz. Takımdaki rol bizim için çok önemli. 5 yıl senin ağzını yiyeyim, aynen. Aynen abicim. Lan kabul et gitsin, yemin ederim hiç uğraşmayacağım. Kabul ediyorum abicim. Yeni transferimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Umarım bu takıma çok şey katarsın. Hemen şöyle önce yedeklere, daha sonra da ilk 11'e monte edelim abi. Şu an mutsuz falan ama zaten sürekli oynayacak. Oynama süresi falan çok yüksek olacak. O yüzden morali falan da düzelir. 19 yaşındasın abi. 19 yaşında, hızlanması 88. Abi çok samimi söylüyorum, çok harika bir transfer yaptık. Gerçekten çok harika bir transfer yaptık. Hiç pişman olmayacağız. Hızlanması 88 abi, şuna bakın ya. Onyekuru'nun 90, Poeta'nın 94, Badu'nun da 88. Çok samimi söylüyorum. Çok gol atabiliriz. Çok güzel, çok gollü maçlar izleyebiliriz. Bir sonraki maçı yemin ederim iple çekiyorum resmen. Hemen kaydedelim. Başka transfer yapmayacağım. Zaten paramız da yok. 697 bin euro. Keşke onu kendi hesabıma aktarabilsem gerçek hayatta. Neyse. Başka transfer yapmayacağız arkadaşlar. Zaten fazla paramız da yok. Geriye kalan parayla Türkiye'ye oyuncu izleme sistemi kuruyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tür olarak da hepsi diyelim arkadaşlar. Umarım oradan da güzel haberler gelir. Adam Idaho için kiralama teklifi geldi. Satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorlarmış. Yetkiyi verelim. Giderse gitsin abi. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuz için yine satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi geldi. Yine yetki vereceğim. Bir yıl değil, iki yıllık gitsin. Yetkiyi ver gitsin, boşver. Umarım giderler ve kendilerini geliştirirler abi. Bayram için de bir teklif geldi ama ben bu teklifi reddedeceğim abi. Çünkü transferin son gününde, hatta son saatlerinde bana şimdi yedek bir sol bek aldırtmayın. Quintilo'muz var. Quintilo'nun dışında Bayram'ı oynatıyoruz orada. O yüzden ben bunu reddedeceğim. Hiç uzatmanın anlamı yok. Evet, oyuncumuz kulüple anlaşmış. Biz de teklifi kabul edelim. Hiç uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Dermiç için PSV Eindhoven'dan teklif geldi arkadaşlar. Abi içim gidiyor ya. Normalde kabul etmem lazım ama Puki'yi sattık. Eğer Puki kalsaydı bunu kesinlikle kabul ederdim. Ama Puki'yi sattık, o yüzden senin kalman lazım yedek olarak. Ha belki, bakın yine şöyle düşünüyorum. Belki bu oyuncuyu sattığımızda buradan gelecek olan parayla, o da yaklaşık 2,5 milyon diyelim. Çünkü kesintiler falan da oluyor. Bunun yerini doldurabilecek genç bir oyuncu alabileceksek müthiş olur diyeceğim ama biliyorum ki dolduramayacağız. O yüzden bu teklifi reddedeceğim. Üzülerek reddediyorum yani. Ve şimdiye kadar çok samimi söylüyorum ki yaptığım transferlerden, sattığım oyunculardan falan hiçbir pişmanlık duymuyorum yani. Gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum şu anda. Bu arada altyapımızdan çıkan oyuncu 2 yıllık kiralanmış, kabul edilmiş, yani her şey ona okeylenmiş o taraflarda. Lightning için bir teklif var, 4 milyonluk. Abi ya, neden ya? Neden transferin son saatlerinde bunu bana yapıyorsunuz ya? İçim gidiyor abi ya. Gerçekten içim gidiyor ya. Hani kabul edesim geliyor çünkü yaşlı oyunculardan kurtulmak istiyoruz dedik değil mi? Ama şimdi transferin son saatlerinde böyle aceleye getirilmiş transferler yapıyorsunuz. Eski Fenerbahçe yönetimi gibi.
O yüzden yani ben burada ikilemde kalıyorum sürekli. Ama bakın ya, şuna bakın. Ben onu şimdi satsam, Moritz Leitner neredesin? Merkez orta saha. Kimse yok. Kimse yok abi. Ben onun yerine kim alacağım son saatte, ki alamam da zaten. Mecbur reddedeceğiz. Üzülerek. Ya da son saatte yap gitsin, zaten otomatikman reddedilmiş oluyor. Altyapımızdan yeni oyuncular çıkıyor arkadaşlar. Ama bunlardan bicacık olmayacak gibi. Hepsi de 15 yaşında. Zaten A takımı yükseltemiyoruz. Ama bunlardan dediğim gibi bicacık olmayacak gibi. O yüzden hiç uğraşmayalım. Transfer de son gün değişti diyor. Ve Hernandez için Medipol Başakşehir'den teklif gelmiş. Şimdi biz Medipol Başakşehir'in eğer teklifini kabul edersek, şu an transfer dönemi kapalı, bir sonraki transfer döneminde gidecek değil mi? O yüzden Hernandez, vay Hernandez ha. 27 yaşında, çok hızlı bir oyuncu. Yemin ederim bu transfer işleri çok zor ya. Bazen kulüplere gerçekten hak veriyorum yani. Normalde yaşı 27 olduğu için artık böyle hani 30'lara doğru yol almış, kurtulmak istiyorum normalde ama bu oyuncu benim işime çok yarıyor. O yüzden şimdilik kalsın. Teklifi şimdilik reddedelim arkadaşlar. Arkadaşlar Poaheta gelişimi tamamladı. Pozisyonu değiştirelim hemen. Sağ orta saha oldu kendisi. Umarım yeni pozisyonunda takıma daha fazla katkı sağlayabilirsin. Şimdi bile bu kadar iyisin ama umarım yeni pozisyonunda takıma daha da fazla katkı sağlayabilirsin Poaheta. Ve böylelikle de bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Nasıl ya?